İki şirket hisse senedi ihracı yaptı. İki şirketin de halka arzlarının iptali, bir Akkıdağ'ın halka arz arifesinde çok kısa bir zaman kala Fransızlara satılmış olması. Arkasından da global limandan artık bu sürecin devam etmeyeceğine dair açıklamada hayal kırıklığını bir miktar pekiştirdi. Neden acaba bu iptaller, bu ertelemeler? Tabii her yani birkaç tane iptal olduğu bildiğiniz gibi. Bir kısmı mesela Akkıdağ'dakinde baktığımızda biliyorsunuz stratejik bir ortağa satış oldu. Orada bir anlaşma sağlandı. Hı hı. Oradaki durum biraz sanki daha farklı. Ama tabii genel olarak diğer halk arzlarda ertelenme biraz piyasa koşullarından kaynaklanıyor tabii. Çünkü normalde mesela Akkıdağ gıda şirketlerine falan dünyada ve bölgede hala çok ihtiyaç var. Hı-hı. Özellikle halka açılma açısından ya da yabancı yatırımcı açısından baktığında o tip şirketlere karşı iştah var. O her türlü global kondisyonda, durumda yine açılabiliyor ya da hareket edebiliyor. Ama orada biraz daha stratejik bir durum var. Diğer taraftakilerde ise biraz herhalde seçim öncesi belirsizlik diyelim. Yani her ne kadar daha sonra istikrar olup olmayacağı konuları, içsel konular bunlar. Ayrıca tabii global konjonktürüne izin vermemesi de biraz daha yabancı ilgisinin daha düşük olması da bu tip şeyler tabii yatır özellikle seçim sonrasını erteletmeye sebep. Ya ben anlamak için soracağım şimdi. Biz burada yatırımcıya diyoruz ki borsa kısa vadeli bir şey değil, uzun vadeli bakın. Bu şirketlerin hepsinin uzun vadede çok ciddi potansiyeli var vesaire. İşte piyasadaki oynaklık ya da diyelim ki seçim süreci. Bunlar neden bu kadar çok yatırımcının iştahını düşürüyor eğer tablo böyleyse? Tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Biz şu anda mesela seçim mesela politik taraflara daha az ağırlık veriyoruz açıkçası. O tabii ki önemli ama %75 bir kere Türkiye gibi ülkelerde özellikle %75 yurt dışından kaynaklanıyor. Aha. Yani global durumdaki para hareketleri ya da faiz hareketleri belirliyor. %25 ise içeride belirlenen bir şey. Hı hı. Siz bu belirlenen düzen içerisinde kararlarınızı verirken bir şekilde uzun vadeyi görmeniz gerekiyor. Yani uzun vadeye bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi seçim sonra sadece ileri dönük plan yapma kapabiliteniz artacak. Tabii ki bu süreçte faiz artırımı, Fed'in faiz artırımı gibi bu genel zaten bildiğimiz konular. Hı hı. Bunların etkisi biraz daha fiyatlanmış olacak ki son dönemde farkındaysanız kurlarda da ciddi bir hareket gördük. Bunların hepsi bu global faiz ortamında fiyatlamaların yeniden belirlenmesi. Bunlar belli bir pilotaya oturttuktan sonra yatırımcılar daha çok hisse senedi tarafını düşünebiliyorlar. Ve bundan daha da öncesi aslında biz şu anda hisse senedi piyasasına, hı hı, baktığımızda TL bazında bulunduğu noktalar biz ki takip ettiğimiz serilere baktığımızda daha ucuz noktalarda olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Şimdi genel piyasada zaten mevcut halka açılma açık şirketlerin değerleri çok düşükken siz burada daha bir halka arz edebilmeniz için hikayenizlerinizin çok kuvvetli olması ve ciddi iskontolar vermeniz gerekiyor. O nedenle genelde hisse senedindeki ortam daha iyi olduğu vakit yani biz artık hisse senetleri işte Türkiye'nin fiyat kazanç oranları işte 12'lere falan geldiği noktalarda daha artık yeni halka arzlara ihtiyaç oluyor. Orada da vereceğiniz iskonto. O yüzden biz satıcı ve alıcı tarafından iskonto perspektifini biraz önce söylediğiniz o kısa vadeli şeyler ister istemez belirliyor. Hmm. Ve biz o nedenle de seçimler öncesiki olasılıkları çok daha düşük her zaman görüyorduk. Onu da her zaman ifade ediyor. Hmm. Bunun sebebi de yani böyle bir olay varken bu seçimden sonraki dönemde en azından bir kriter ortadan kalkacak. En azından önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha resim yani olacak. Sizi şaşırtmadı mı bu halka arzlardaki durgunluk bu dönemde seçim öncesi bu dönemde ata yatırım? Yok hayır yani burada biz orada şaşırmadık. Hatta şey diye düşündük yani gerçekten şirketler burada kararlı bir şeyleri vardı. İddialı olarak düşünüyorduk. Olabilir miydi? Dediğim gibi buradaki fiyatlama çok önemli. Şirketin sahipleri de şirketlerin değerini belli bir noktada gördükleri için daha aşağıdan satmak istemeyecekler. Hı-hı. Çünkü her ortamda siz her elinizdeki malı satabilirsiniz. Bu her şey için geçerli ama dediğim gibi iki tarafın uzlaşacağı noktalar olmalı. O nedenle biz daha sonraya bırakıyoruz açıkçası. Hı-hı. Bekliyoruz yani daha sonraki dönemde bir harekete gelecek. O zaman Haziran'dan sonra seçimlerden sonra Alkaris tarafında biraz daha fazla hareketlilik bekliyoruz diyebilir miyiz? Genel olarak evet söyleyebiliriz. Yani Haziran ve Eylül döneminden itibaren global konjektürdeki gelişmeler de biliyorsunuz. Ama bu tabii ortam hiçbir zaman 2003
2007 arası gibi kolay olmayacaktır. Bunu hatırlarsak o dönemde hem faiz ortamı, global faiz ortamı çok yapıcıydı. Hem bir iştah vardı hem de satılacak, özelleştirme yapılacak birçok varlık vardı. Evet. Şu anda daha olgun bir seviyedeyiz. Ama sorunuza cevap evet, önümüzdeki dönemde orada hareketlenme olacaktır. Ama bunun ilk hareketini zaten hisse senedi piyasasından göreceğiz. Hı-hı. Mevcut değerlemelerin daha yukarılarda oluşmasıyla birlikte. Hı-hı. Çünkü TL fiyatlarına baktığınızda endeks yükseliyor gibi görüyorsunuz. Hı-hı. Ama reel anlamda baktığımızda 2013'ün Mayıs'ından bu yana %30 civarında bir kur geri. Yani biz doğal bir devalüasyon yaşadık aslında. Bak, ya bu süreçte şirketlerimiz ne durumda diye bakıyoruz. Biz sağlıklı durumda mı diye bakıyoruz. Bunları hep koyduğumuzda biraz artık bu korkular diyelim, faizlerle ilgili korkular biraz daha düzlüğe azaldığı vakit önümüzdeki dönemi plan yapabilecek duruma gelecek. Peki bu dönem halka arz için doğru zaman değil derken, borsada yatırım yapmak için tam zamanı diyebilir miyiz? Biz şöyle söylüyoruz. Evet, biz orada hisse senedi tarafında gayet özellikle rahatız. Hatta yani şu andaki dolar seviyeleri, evet biz geçen haftalarda hep dolar nereye, herkes artık dolar uzmanı olmuş evet. gibi konuşur hale geliyordu. Dolara bizim varana kadar sterlin, euro, her şey konuşuyoruz. Aynen, bütün yabancı paralar, bunlar belli bir stabilite oturduğu vakit. Evet. Özellikle bizim şeyleri, banka dışındaki şirketlerimizin de bu tip şey dalgalara hazırlıklı olduğunu gördük. Her ne kadar bir yara alsalar da kısa vadeli borç yapıları falan o kadar bir korkunç seviyelerde değil. Hmm. Sadece 180 milyarlık borcu olan bir şirketlerin bunların 10 milyar doları kısa vadeli. O yüzden bu tip şeylere hazırlıklı olduklarını görüyoruz. Ve bu önemli testi geçtikten sonra da, ya bunlar hep bir testtir. Geri çekilmeler vesaire. Biz ki bunu geçen aylarda da makro konularda yaşadık. Böyle tansiyonun yükseldiği noktalarda. Ama önümüzdeki döneme ilişkin olarak biz hala hisse senedi piyasasında gerçekten önemli bir şey görüyoruz. Burada dolar TL fiyatları önemli olacak. Hmm. Evet, burada dolar çok hızlı aşağı girmesi TL bazındaki yükselişi bile sınırlayabilir. Hmm. Ama önemli olan kurlar belli bir seviyeye otursun. Biraz önümüzü görebilecek piyasa hareketleri olsun. Türkiye'deki şirketler iyi yönde gidiyor diye görüyoruz. Anladığım kadarıyla siz kurda biraz daha stabil bir ortam öngörüyorsunuz ama bütün bu ayrıntıları, detayları bir kenara bırakıp büyük resme bakacak olursak, herkesin sadece burada değil dünyada da söylediği doların yönünün yukarıda olmaya devam edeceği yönde. Borçluluklar dediniz. Bugün Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Aydın'ın verdiği bir rakam vardı. Daha önce bilmiyordum böyle bir istatistiğin TBB'de olduğunu. Büyük işletmelerin kredilerinin %44'ü Türk lirası, %56'sı yabancı para cinsinden diyor. Şimdi bunu bir kenarda, aklımızın bir kenarında tutalım. Bununla birlikte biliyorsunuz son dönemde uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili Türk şirketlerine yönelik bazı uyarıları vardı. Özellikle bu borçluluklarla ilgili. İşte bu sabah biz Moody's Başkan Yardımcısı Marie Diron'la bir röportaj yaptık. Ve o diyor ki özellikle bu Amerikan ekonomisindeki güçlenme sermayeyi bu ülkeye geri çekecek ve işte bu akımda Türkiye gibi ülkeler açısından problem yaratacak, risk oluşturacak. Çünkü eskisi kadar kolay olmayacak o sermayeyi çekmek. Ve TL'deki değer kaybı da borçların geri ödenmesi konusunda zarar verecek Türk şirketlere. Bu kapasiteyi bir miktar indirecek. Bizim Türkiye'deki şirketlerimiz gerçekten kısa vadede bir riski yok. Hı hı. Bu eğer volatil yapıp planlarını etkilemediği sürece. Risk yok dediğimiz nedir? Kısa vadeli 10 milyar var. 160 milyar da uzun vadeli. Bunu yönetebilir durumdalar. Hı hı. Ve genelde büyük şirketlerimiz bu arada yabancı para borçlu. Yani baktığınız zaman hesabını kitabını geçmiş, 2001'den çok ders almış. Bir de 94 ve 2001 krizlerinden çok ders almış bir şirket şeyi var, yapısı var. Bir de var. Önemli olan borcun miktarı değil, onu nasıl ödeyeceğiniz, ödeme kabiliyetiniz, öyle aynen, değil mi? Aynen. Ve orada sermaye, bakın burada sermaye çıkışı gibi Türkiye spesifik bir sermaye çıkışı olması tehdit. Hı hı. Yani kur, zaten birçok ülke biliyorsunuz ya da Avrupa Birliği vesaire, onların hepsi kurlarını düşürmek istiyorlar. Biz biraz tabii hastalığımız o tarafta olduğu için onu her zaman şey istiyoruz, daha yüksek olabilir. Ama herkes kurunu daha düşürerek rekabet gücünü arttırmak istiyor dünyaya baktığımız. O nedenle bize göre şudur, tabii ki dış şoklara göre her şey açığız, onları hala işte yapısal reformlar, böyle genel klişe laf oluyor ama bu hep gündemde olacak. Burada bir adım atmak gereken noktadayız. Hı hı. Yine bunlar seçimler sonrasında olacaktır. O hastalığımız devam edecektir. Ama biz bunu hızlı hareketlerle görürüz ancak. Böyle Türkiye'nin işte genel
ekonomik ve politik ortamın çok bozulması durumunda bir anda Türkiye çok daha negatif algılanmaya başlayabilir. Ama eğer normal, stabil şu mevcut durumlara baktığımızda şirketlerin biz bunlara karşı hazırlıklı olduğunu görebiliriz. Artık bu hastalıkla yaşamayı öğrenmiş durumda ama bu hastalığı siz 10 yıl daha devam ettiremezsiniz orada da. Ama hastalığa da bakarken bence biraz eksik değerlendiriyoruz. Şimdi biz kur deyince hep ihracat tarafını konuşuyoruz ama bir de bunun ithalat boyutu var. Yani bugün patatesi bile ithal etmekten bahsettiğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla kura hassasiyetimiz de öyle kolay kolay dediğiniz gibi belki yapısal reformlarla ancak ya da katma değerli üretime vereceğimiz değerle belki değişecek. Şimdi bununla birlikte Haziran'da seçimler var, onu atlatacağız, bir bilinmezi ortadan kaldıracağız dedik. Ama bir diğer buzdağı diyelim karşımıza çıkacak ondan sonra, Fed'in faiz arttırımı. Şimdi Haziran'ı bekliyoruz, bazen beklemiyoruz ama günün sonunda bu yıl içerisinde bunu özellikle de ikinci yarıda görme olasılığımız yüksek. Bu tabloyu değiştirir mi acaba? Şimdi orada artık yaklaşık herhalde Mayıs 2013 artık bize su gibi akıyor derler ya. Mayıs 2013 dün gibi aklımızda. Mayıs 2013'te evet. İşte Bernanke'nin açıklamalarından itibaren sinyal verilmesiyle birlikte zaten bir global yeniden dengelenmeden geçecek. Şimdi o noktayı alın, fotoğrafı çekin o zamandan bu zamana bakın. Göreceksiniz ki TL bir şekilde Rus para birimi olsun, işte Brezilya, Güney Afrika, hepsinde ciddi değişik şeyler var. Evet. Yani %30-35 civarında, Rusya'nın kendi spesifik faktörleri de %40 civarında. Zaten şu içerisinde bulunduğumuz dönemde, şu anda içerisinde yaşıyoruz. Aslında biz Türk hisse senetlerine daha imsar olmamızın sebebi, biz aşağıdan yukarı baktığımızda şirketlerimizi daha sağlıklı görmemizden kaynaklanıyor. Ama yukarıdan baktığımızda bütün dünyada bu fiyatlandırmalar yapılıyor. Türkiye vesaire. Şu anda da görünen, nerede tam fiyatlandırmıştır söylemek zor ama bu kadar genele yayılmış bir hava varken, yani her noktada Fed hayatımızda artık bizim de, yani bütün Türkiye'nin de hayatında oluyor. O noktada biz bunun biraz daha artık sindirilmeye, o yüzden de Eylül geldiğinde faiz artırımı yavaş yavaş başladığında artık bunları göreceğiz ama zaten Merkez Bankası'nda bu konuda daha önce çalışmaları var. Bu bono alımlarının kesmesinin etkisi, yarattığı belirsizlik bir şekilde bu faiz artırımının belirsizliğinden daha fazlaydı. Bunlar tabii tam somut nasıl hesaplanabilir, ortada olabilen konular ama o çok daha belirsizlikti. Mayıs 2013'ten bu yana o belirsizliğin sonucunda bizim gibi sermaye zafiyeti olan ülkeler yaşadı. O yüzden biz burada korkulanın çok da olmayacağını düşünmeye taraftarız. En kötüsünü geride zaten bıraktık. Aynen ya, bu çok zor bir yorum yapması, çok zor bir konu ama şu elimizdeki noktalar ki biz satır aralarını ve Fed'in kendi yorumlarını okumaya çalışıyoruz. Orada da biz sizlere sürpriz yaşatmayacağız. Evet. O nedenle de bizim geçmiş tecrübelerimizde gördüğümüz, yurt içinde ve yurt dışında sürpriz yaşamadığınız sürece piyasalar bunu sindiriyor. Öyle bir dönem olacağını düşünüyoruz açıkçası. Cemal Bey çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi paylaştığınız. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la birlikteydik. Programın sonuna geldik. Bloomberg HT yayınları Öyle Kuşağı'yla devam edecek.